Spor sayfasıyla karşınızdayız. Günün ve haftanın önemli gelişen spor olaylarını Salim Manav ve Mesut Doğurtekin ile birlikte değerlendireceğiz. Programın ilerleyen bölümlerinde Albim Alanya Spor Teknik Direktörü Hüseyin Hoca'yla, Hüseyin Kalpar'la konuşacağız. Eğer ki müsait olursa eski MYK Başkanı Mustafa Çulcu da bizlerle birlikte olacak. Bu hafta derbi haftasıydı, bildiğiniz gibi hem Süper Lig'de hem PTT 1. Lig'de. İki derbi de aynı skorla bitti, 1-0 bitti. Öncelikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle başlayalım hocam. Galatasaray yenseydi 7 puanla öne geçecekti ve Fenerbahçe havlu atmış olacaktı. Ama Fenerbahçe 81. dakikada Kayt'ın attığı golle 1-0'lık bir galibiyet aldı hocam. Evet, aslında Galatasaray galip gelmiş olsaydı Fenerbahçe için lig bitmiş olabilirdi. 7 puanlık ciddi bir fark olacaktı. Ama Fenerbahçe kendi evinde seyirci avantajını ve 15 sezondur, 15 yıldır kazanma geleneğini devam ettirdi diye düşünüyorum. Onun için Fenerbahçe yönetimini, Fenerbahçe teknik ekibini kaybetmesi halinde çok zor günler, sıkıntılı günler bekliyordu. Fenerbahçe lige yeniden ortak oldu. Lige yeniden bir renk geldi. Öyle tahmin ediyorum ki son haftalara kadar da bu heyecan özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında devam edecek. Bunun devam edecek olması da aslında heyecanın zirvede kalması demek. Kalitenin zirvede kalması demek. Onun için aslında buna bizim de sevinmemiz lazım. Çünkü kaliteli maçlar oluyor. Mesela seyirci ambiyansından ben son derece olumlu etkilendim. Onu buradan itiraf edeyim. Hakikaten böyle çok aşırı gerginliklerin olmayışı, bazı medyadaki münferit olumsuz röportajlar vardı. Haberler, görüntüler de vardı. Burada onlara da değineyim. Mesela maç günü baktım ben sabah önemli spor gazetelerinde. Bir tarafta Schneider'in, bir tarafta Kayt'ın döner bıçaklarıyla resimlerini koymuşlar. Aslında bunlardan açıkçası haz almadım, üzüldüm. Çünkü biz geçen haftaki yayınımızda da buradan bu derbinin ülkemiz için, dünya için çok önemli bir derbi olduğunu, buradaki herkesin, başta yöneticilerin, teknik adamların, oyuncuların ve spor kamuoyunun açıklamalarına, söylemlerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladık. Çünkü biz bunu isterken Türk futbolunun gelişmesi için, zarar görmemesi için istedik. Ama gazetelerin böylesine silahlı, bıçaklı resimler koyması, haberler yapması hakikaten beni üzdü. Bunun dışında hakikaten aslında iyi de maç oldu. Yani Galatasaray maça çok iyi başladı. Özellikle maçın ilk 20 dakikasında herkesin Fenerbahçe'nin baskılı oynayacağını düşünürken, beklerken Galatasaray daha çok baskılı, pozisyona giren, maçı isteyen, gol atmak isteyen, arzulayan bir takımdı. O görüntüyü verdi ama ne hikmetse 25. dakikadan sonra işler değişmeye başladı. Fenerbahçe maçta baskısını artırmaya başladı. 81. dakikada sonuca gitti. Bununla beraber hakikaten son yıllarda centilmence geçen, münferit birkaç olayın dışında hakikaten olumsuz şeylerin olmadığı, tablonun görünmediği bir maç oldu. Bu anlamda sevindiğimiz bir maç. Gerçekten inşallah bundan sonrası derbilerimizde örnek teşkil eder. Ama bir eksik de şu bana göre, burada Futbol Federasyonumuzun, kulüplerimizin bir araya gelip derbilerde rakip seyircileri de artık tribünlere alması lazım. Çünkü bu bir haksızlık diye düşünüyorum. Tribüne gelen insanların da nezaket çerçevesinde maçlarını izleyip takımına destek vermesi lazım. Hem takımına hem Türk futboluna zarar vermemesi lazım. Bu anlamda bir eksiğimiz kaldı diye düşünüyorum. İnşallah bunu da ivedilikle aşmış oluruz Suat Bey. Evet. Salim, maç öncesi Fenerbahçe hocamızın da dediği gibi baskılı oynaması bekleniyordu. Ancak hiç de öyle gerçek. Belki top kontrolü Fenerbahçe'nin elindeydi ama pozisyonlara bakıldığı zaman Burak'ın pozisyonu, Selçuk'un pozisyonu, belki onlardan biri gol olsa maç şu an farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Yani baktığımız zaman ben de Galatasaray takımının bu kadar baskılı başlayacağını düşünmüyordum. Önde basan bir Galatasaray vardı. Fenerbahçe'nin futbol yapısı daha çok ilk yarıda deplasman modeliydi. Yani bakıldığı zaman Galatasaray takımı ilk yarıdaki pozisyonları değerlendirebilse 2-0, 3-0 gibi net skorla devre arasında soyunma odasına gidebilir. Yani Burak'ın kaçan pozisyonu, Selçuk'un kaçan pozisyonu, ikinci yarıda baktığımız zaman Hamit'in pozisyonu var, evet. Şutu var. Hele onu son da, pozisyon Yasin Öztekin'in son pozisyonu. Yani onu yerden vursa belki de. Yani Volkan gerçekten günün başarılı ismiydi. Onun dışında Galatasaray takımına genel mercek altında baktığımız zaman Snyder gerçekten Snyder değildi.
Ben Sneijder'in daha farklı oynamasını beklerdim. Yani maçın yıldızı olmasını beklerdim. Lakin Sneijder'in bir tane şutu var, o da çok etkisiz. Yani ligin en çok şut atan adam, atan futbolcusu, o maçta şut atamıyor. Yani baktığımız zaman Fenerbahçe ikinci yarıda son 15 golü bulduğu bölümde bir 15 dakika baskılı oynadı. Golü buldu. Yani ben Galatasaray mağlup oldu ama Galatasaray takımının ben ezik futbol oynadığını düşünmüyorum. İkinci yarıda Fenerbahçe golü buldu kayıttan. Yani burada da açık yüreklilikle söyleyeyim. Dip kayıt 10 tane 15 tane öyle pozisyon bulsa sadece biri gol girer. O da oldu zaten. O da oldu. Kapattığı köşeden Muslera gol yedi. Evet. Ki Muslera daha net pozisyonları çıkarmıştı maçta. Bir de ben Hamza Hamzaoğlu'na değinmek istiyorum. Hamza Hamzaoğlu da maç genelinde biraz fantazi aramış. Yani Olcan adını sol bek başlatmak da nedir? Ben bunu soruyorum. Vurma tamam, Alex Telles yani realist olmak gerekirse gerçekten iyiydi. Sivas Spor deplasmanında. Yani son periyoda baktığımız zaman, son 3 haftalık, 5 haftalık periyoda baktığımız zaman Alex Telles'i bindirmeleriyle falan iyi. Ama nedir ya? Sol bekte Orcan'la başlamak nedir yani? Biz burada haftalarca Prandelli'yi eleştirdik Yasin Öztekin olayında. Koray Günter konusuna geleceğim. Koray Günter de yani hala bir heyecan, bir panik. Top geliyor, direkt taca atıyor. Tamam, evet. Sağlamca oynuyorsun, anladım da. Yani Koray Günter acilen bu takıma Semih Kaya'nın dönmesi lazım. Semih Kaya'yı arıyor Galatasaray. Gerçekten bir Şeyşun'un artan performansı var. Yani Şeyşun'un performansı kötü olsa Galatasaray takımını çok kötü günler bekliyor. Aynen öyle. Peki ben şunu soracağım bir de. Şimdi Volkan'ı yani tamam başarılı maçlar çıkartıyor da özellikle derbilerde çok başarılı maçlar çıkartıyor. Ancak milli takım maçlarına gelince ben buna çok dikkat ediyorum. Bir Galatasaray derbisine hazırlandığı gibi milli takım maçlarına hazırlanmıyor. Özellikle deplasmanlardaki Bosna Hersek maçı olsun, Azerbaycan maçı olsun, Macaristan maçı olsun yediği goller yüzünden biz belki de playofflara bile gidemedik. Belki birinci bitireceğimiz grupları bitiremedik. Bu bakımdan baktığımız zaman 25'i 29'uydu sanırım değil mi Hollanda maçı? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Mart. Büyük ihtimalle Volkan eğer ki kaleye geçecek. Hocam bu bakımdan değerlendirdiğimiz zaman Volkan'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor mu? Bu konuda gerçekten bence ben eleştiriyorum açıkçası da. Yani bu şekilde olduğu için. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii burada aslında Volkan Türk futbolunun önemli bir değeri. Diğer milli sporcularımızın olduğu gibi. Burada Volkan bana göre kişisel anlamda kulüp maçlarında biraz daha farklı bir motivasyon moduna giriyor. Evet. Aslında profesyonelliğin gereği bu değil. Profesyonelliğin gereği özellikle milli takım maçlarında da, kulüp maçlarında da işinizi en iyi, en zirve şekilde yapmanız gerekiyor. Volkan maalesef bu konuda biraz duygularına yenik düşen bir oyuncu. Özellikle Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki derbilerde farklı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Onu ben de yıllardır takip ederim. Tespitleriniz çok doğru, katılıyorum. Burada Volkan'ın kendine dikkat etmesi lazım. Çünkü önümüzde ülke futbolunun kaderini etkileyecek maçlar var. Geçmişte olduğu gibi. Moral motivasyonunu da zirvede tutması lazım. Ama profesyonelliğin gereği de duygusal davranmaktan ziyade özveriyle işinizi en güzel, en doğru şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü burada 77-78 milyon bir futbol ülkesi sizden beklenti içinde ve gururla da o milli formayı giyiyorsunuz. Hangi alanda olursa olsun, sadece kalecilerimiz için geçerli değil bu. Bütün oyuncularımız için geçerli, teknik ekibimiz için geçerli, federasyon yöneticilerimiz için geçerli. Ama Volkan maalesef bu konuda kendini biraz daha yenileyebilir, biraz daha check-up yapabilir. Bu noktada sınıfta kalıyor. Ben de sizin bu tespitlerinize katılıyorum Şahat Bey. Yani hocam Volkan'la ilgili bir konuya geleceğim. Dediklerinize sonuna kadar imzamı atıyorum, katılıyorum. Yani Volkan Demirel profesyonelliğini unutmuş Fenerbahçe takımında. Yani maçta da bir iki pozisyon oldu. Her maçta Volkan gündeme geliyor. Ben bir futbol sever olarak şunu söylemek istiyorum ya. Volkan, Caner, Emre, Melo, onun dışında diğer kulüplere indirgendiğimiz zaman birkaç isim daha karşımıza çıkacaktır. Bu insanlara, Beşiktaş'ta Veli Kavlak. Yani bu insanlara, bu futbolcu kardeşlerimize gerçekten bir önlem alınması lazım. Mesela Volkan'ın cezası vardı hocam. Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Volkan kaç hafta ceza yedi? 5 hafta. Evet. 5 hafta yedi. Neden 6 hafta yemedi? Neden 6 hafta ceza görmedi? 5 hafta ceza aldı. Galatasaray derbisinde oynadı.
Ben bunun altında bir şeyler ararım hocam. Yani kafanıza soru işareti gelmez mi? Gelmiyor mu hocam kafanıza soru işareti? Gelir Salim. Yani bir de şuna gelmek şöyle, istiyorum. Geçen sene de hatırlıyorsan süper final zamanında Gökhan Zan'ın cezası indirilmişti. Bu dört büyüklere de yapılıyor açıkçası. Yani ben çifte standart olduğunu düşünüyorum. Şimdi... Ondan ziyade çok önemli bir yere değindiniz. Halen ülkemizde bazı şeyleri aşamadık biz. Halen deplasman yasakları var. Halen aynı şehrin takımının maçına gittim bu hafta sonu. Adana derbisindeydim. Yani gittim baktım. Benim unutamadığım iki tane derbi vardır. İkisi de yarı yarıya oynanmıştı. Bugünkü yazımda da belirttim. 500 kamerayla statlar izleniyor. Diyoruz bunu herkes diyor. 500 kamera, 1000 kamerayla statlar izleniyor. Doğru mu? Evet. Bunu belirtiyorlar. Pasolik çıkarıldı. Suçlular bulunacak deniliyor. Doğru mu? Yani ben bu açıklamayı yapmıyorum. TFF yapıyor. Pasolik geldi. Ama yıl oldu 2015. Biz halen deplasman yasakları gibi. Halen aynı şehrin takımına %5'lik kontenjanlar gibi uygulamalar yapıyoruz. Burada her iki taraf da sıkıntı yaşıyor. Yani siz güvenlik tedbirlerinizi üst seviyede alırsanız hiçbir şey olmaz. Bu hafta Adana'da oynanan maçta kimsenin burnu bile kanamadı. Yani olunca oluyormuş. Evet. Onun dışında son olarak hocam, yani bunu belirtmem lazım. Programda konuş dediler. Halen bazı tribünlerde pankart yasağı var. Yani tribün pankartlarla güzeldir. Ben bu yasağın da kaldırılması tarafındayım. Yani bu yasaklar kaldırılmalı. Bir başka konuya geçelim hemen. Fanatik Gazetesi'nin manşetine. Daha yeni başlıyor. Kadıköy'deki müthiş derbi nefes kesti. Galatasaray kazansa fark 7'ye çıkıyordu ama Fenerbahçe'nin dediği oldu. Dürkayt füzesi sadece 3 puanı değil, şampiyonluk umutlarını da geri getirdi. Bitimi 11 hafta kala 3 büyükler zirvede arka arkaya sıralandı. Saracoğlu'nda derbi sonrası ilginç olaylar yaşandı. Kazanan da kaybeden de soyunma odasında şampiyonluk yemini etti. Fenerbahçe'de gecenin kahramanı Volkan, Galatasaray'da Selçuk İnan takım arkadaşlarına hitaben duygusal konuşmalar yaptı. 2 hafta sonra Fenerbahçe evinde bu kez Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gerilim katlanarak artacak. Ayrıca daha arenada Galatasaray-Beşiktaş derbisi de oynanacak. 82 gün boyunca konuşmak serbest. Süper Lig'de son sözün söylenme tarihi 31 Mayıs. Ben de tam bu konuya gelecektim hocam. Maçı 3 gün boyunca, 4 gün boyunca diğer kanallarda konuşlanacak. Şimdi arka arkaya sıralandı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. 51-51-50. Baktığımız zaman ilerleyen dönemlerde nasıl bir Süper Lig bekliyorsunuz ve aynı zamanda Beşiktaş'ın da kulüp bürüş maçını da göze önüne alırsak. Şimdi burada baktığımız zaman aslında evet Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Trabzonspor'un da ben ligi 4. bitireceğini düşünüyorum. Hatta üst sıralarda zorlayacaktır. Aralı her ne kadar 10-11 puanlık fark olsa da gidebildiği en iyi yere kadar gitmek isteyecektir. Ve burada kesinlikle Avrupa kupalarını hesap ederek planlarını yapacaktır. Yalnız tamam derbi geride kaldı. Bizim adımıza son yıllarda hakikaten gerginliklerin olmayışı sevindiriciydi. Burada Galatasaray için her şey bitmiş değil. Beşiktaş için her şey bitmiş değil. Fenerbahçe için de her şey bitmiş değil. Fenerbahçe bu hafta çok zor bir Ankara deplasmanına gidecek. Bana göre zor. Gençler Birliği hakikaten öyle basit alınacak bir takım değil. Genç, agresif, arzulu, istekli, coşkulu bir futbol oynayan takım. Her ne kadar tam profesyonel kavramda oyunculara sahip olmasa da birçoğu var ama genç oyuncuları harmanlamış. Onların enerjisinden, senaryosundan faydalanan bir takım. Yalnız başlarında çok önemli bir teknik adam var. Mesut Bakkal. O da çıkışla Fenerbahçe'ye Ankara'da yapabileceği çok ciddi bir açık ve net söyleyeyim engel olabilir. Çünkü Gençler Birliği'nin enerjisi Fenerbahçe'den puan almaya yeterli olabilir. Puanlar almaya yeterli olabilir. Bu anlamda Galatasaray'ın içeride oynayacağı İstanbul Başakşehir maçı kolay geçmeyecektir. Bunlar hani lig bitmiş gibi algılamak yanlış olur. Evet. Ama 11 tane her iki takım için de final havasında geçecek maç var. Şu an Galatasaray her ne olursa olsun bir adım önde. Çünkü Beşiktaş'ın da Avrupa kupalarında vereceği mücadele Beşiktaş'ın ligdeki performansına olumsuz etki gösterebilir. Oradaki enerjisi ligde Balıkesir maçında olduğu gibi olumsuz tablolar ortaya çıkarabilir. Ki bu hafta mesela evinde Erciyes'te oynayacak. Bana göre Erciyes için ya tamam ya devam maçlarından biri. Evet. Çünkü içeride farklı mağlup oldu Gençler Birliği'ne. Kesinlikle bütün otoritelerin kazanır dedi. Hatta bizim de kazanmasını düşündüğümüz bir maçta kaybetti. Onun için Beşiktaş'ın da puan kaybı muhtemeldir.
Burada şu anda en ivme kazanmış takımlardan biri Trabzonspor. Trabzonspor vakti geldiğinde ayrı bir parantez açmamız gerekecek. Salim, kalan maçlar var. Aslında reji ekibi de gösterirse Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın. Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Karabük ve Trabzonspor'la. Bu ilk dördü söylüyorum ben. Beşiktaş, Erciyes, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği, Beşiktaş, Rize ve Bursaspor. Bakıldığı zaman ilk önümüzdeki 4 hafta periyodunda Galatasaray'ın birazcık daha rahat maçlar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Erciyes'e bu hafta oynayacak Beşiktaş. Evet. Gençlerbirliği de hocamın dediği gibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Gençlerbirliği de burada 4-2 yenmişti. Hadi sürpriz bir sonuç bana göre de Erciyes'i yenmesi. Sen neler söylersin? Bunlar sürpriz bir sonuç değil. Ben Gençlerbirliği takımının bu programdan sonra paralelinde çarşamba günü, pardon estağfurullah, perşembe günü Bursa Spor'la oynanan müsabakasını izledim Türkiye Kupası'nda. İki takım da az kadrosuna denk bir kadroyla çıktı. Özellikle Mesut Bakkal'ın oyun tipini tarttım. Ve ben buradan radyo programında da belirtmiştim hocam o gün. Ben Gençlerbirliği'ni daha şanslı görüyorum. Erciyes Spor bence kaybederse küme düşmenin en büyük adayıdır dedim Balıkesir Spor'la birlikte. Halen de dediklerimin arkasındayım. Yani bazen hocamız hep bahseder. Doku tutması önemlidir. Ben Erciyes Spor'da dokunun bozulduğunu düşünüyorum. Çünkü Mehmet Özdilek 3. hocanız. Geçen sene işlere iyi giden bir Hikmet Karaman vardı. Yollar ayrıldı. Onun tekrarında gelen Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz'ın ardından neden geldiğini anlamadım. Bir Uğur Tütüneker. Ardına Şifo Mehmet. Mehmet Özdilek. Yani bakıldığı zaman transferler yapılıyor. Yani ben burada Dirent'e transferini sorgulamak istiyorum. Dirent'e mesela transferi tribüne insanlar çeker. Ama Dirent'e transferi ne kadar doğru? Dirent'e küme düşme potasındaki bir takıma Çaykur Rizespor'lu Kıvanç kadar, sizde Erciyes Spor takımında oynayan Murat Yıldırım kadar fayda sağlayacak mıdır? Bunları bir düşünmek lazım. Yani bir Serdar Gürler kadar fayda sağlayacak mıdır Dirent'e transferi? Bunları sorgulamak lazım. Onun dışında baktığımız zaman kendisini çok yüksekte gören bir Kayseri Erciyes Spor takımı ama şu an ligin dibine devir attı. Evet, 16. sırada şu anda. Maçı izlediğimiz zaman da Kayseri Erciyes Spor'un iyi futbol oynadığını düşünmüyorum. Gençlerbirliği geldi, hakkıyla yendi. Mesut Bakkal'ı da tebrik ediyorum. Dersine iyi çalışmış. Önlemlerini iyi almış. Yani baktığımız zaman Erciyes Spor da geçen yıl ligde kaldıysa herhalde sezon başında da ona güvendiler hocam. Ligde kalmışsa Hikmet Karaman'ın üstün performansı, Yasin Öztekin, Edinho, Cenk Ahmet'in üstün performansı dördü. Bir de ayrı parantez açmak gerekirse Gökhan Değirmencioğlu. Peki bu hafta Kayseri Erciyes'ten o zaman sen bir galibiyet ya da puan beklemiyorsun Beşiktaş karşısında. Yani sonuçta küme düşme potasında olan takımlar bu hafta da çok dikkatimi çekti. Konya Spor, Karabük Spor berabere kaldılar. Bir puan kendileri yani, için. Suat zaten bakın son haftalara baktığımız zaman en karlı takımlar arasında. Mesela Konya Spor'u ben karlı görüyorum. Neden? Evet. Tamam burada mağlup oldunuz. Erciyes Spor takımına. Ama gittiniz Fenerbahçe'de berabere kaldınız. Altın değerinde bir puan aldınız. Ben Konya Spor'un gerçekten söylüyorum küme düşeceğine inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Yani Konya Spor gerçekten muhteşem bir ambiyans yakaladı. Muhteşem bir atmosfer yakaladı. Oynamayan futbolcuyu oynatan bir Konya Spor takımı var. Orada bir Aykut Kocaman gerçeği var dedik. Yani sabredilmeli. Ömer Ali Şahiner gerçeği var. Evet, tam seyirci potansiyelini de unutmayalım. Ya bu sene özellikle yeni stadyumlarıyla beraber inanılmaz bir seyirci ambiyansı da var. Aynen. Az önce ben Pasolig'i falan eleştirdim mesela. Pasolig falan dedim. Pasolig'e rağmen 60 bin sattılar yanlış hatırlamıyorsam. Yani stat doluyor. Onun dışında baktığımız zaman Konya Spor takımına, Sivas Spor Sergen Yalçın'la bir ivme yakaladı. Hemen bakıyorum Gençlerbirliği'nin de ben küme düşeceğine inanmıyorum. Zaten bana deseler ki Galatasaray küme düşer, Gençlerbirliği küme düşer. Ben derim ki Gençlerbirliği düşmez, Galatasaray düşer. Çünkü altyapıya verilen önem ortada. Gençlerbirliği 8. sırada 29 8. puanla. 8. sırada. Evet. Eskişehir Spor var. Bu hafta da berabere kaldı. İşte küme düşme potansiyeli olan, düşmek için aday olan takımlar bu hafta hep berabere kaldı. Karabük, evet. Eskişehir, Konya. Yani hepsinin puanı birbirine yakın. Çok yakın, evet. Yani Eskişehir Spor da gidebilir. Geçen hafta da dedim. Yani sonuç olarak Erciyes 16. sırada ve 20 puanda. 8. sırada Gençlerbirliği 29 puanda. Yani 3 hafta üst üste kazanan alt takımlarda direkt kendini 8. sırada
bulabilir. Tabii. Bir anda Avrupa kupaları için iddialı konuma gelebilir. Evet. Zaten o seriyi yakalamak önemli hocam. Zaten. Aynen öyle. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray, Galatasaray Başakşehir'le oynuyor. Kendi evinde oynuyor. İlk maçı bence hatırlıyorsun. Prandelli'nin artık 4-0 dama dediği maçtı. Aynen öyle. 4-0 yenilmişti. Bu maçtan Galatasaray artık Fenerbahçe'nin telafisini yapar mı? Mağlubiyetini. İlk maça gelecek olursak ben ilk maçta Galatasaray takımının 4-0 mağlup olmasına rağmen 90 dakika izlemiştim. 4-0 mağlup olmasına rağmen Galatasaray takımının gerçekten iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız Galatasaray o gün orada İstanbul Başakşehir Spor takımına mağlup olmamıştı. İki unsura mağlup olmuştu. Birisi kötü hava şartları. Bilindiği üzere inanılmaz derece bir yağmurda oynanmıştı. Topu bile kaldırırken futbolcular ayağının ucuyla kaldırıyordu. Evet. İkinci etken de Prandelli'ye mağlup olmuştu. Yani bugün bakıldığı zaman yani bugün bu hafta için ele alındığı zaman ben Galatasaray takımının puan ve puanlarla ayrılacağını düşünüyorum. Ama zorlanacak mıdır? Zorlanacaktır. Çünkü istikrarlı bir kadro kurdular. Gerçekten orada Abdullah Avcı'nın yaptığı iyi işler var. Evet, bu yıl Avrupa Kupalarına katılmak istiyoruz dedi ama Trabzonspor kolay kolay bırakmayacak gibi duruyor. Yani katılırsa da benim için olmaz. Sürpriz olmaz. Evet. Onu belirteyim. Buna noktayı koyalım. Bir diğer derbiye, Adana derbisine geçelim. Adana Demirspor, Adana Spor'u ilk yarıda bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Ve şampiyonluk için artık Kayseri Spor'un puan kaybetmesini bekliyor. Kayseri Spor da hakeza öyle. O da bu haftayı galibiyetle kapattı. Salim sen maçtaydın. Tribündeydin hatta. Güzel evet. De maç oldu. Hem Adana Spor taraftarı hem de Adana Demirspor taraftarı. Hem koreografileri de çok evet, güzel hazırladı. Oradan da görüyoruz Özgürcan. Penaltı golünden sonra seviniyor. Evet. Evet Salim. Yorumlarını baktığımız alalım. Zaman gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Kazanan Adana Kent oldu. Ben onu söyleyeyim. İlk yarıda Adana Demirspor takımı iyi futbol oynamadı. Her ne kadar penaltı golünden 1-0 soyunma odasına gitse de ben iyi futbol oynadığını düşünmüyorum. Güvenç Kurtar dersine iyi çalışamamış. Ben buradan Güvenç Hoca'yı biraz eleştirmek istiyorum. Çünkü açık futbol oynasaydı yenebilirdi. Yani rakibini ikinci bölgede bekleyen, onun hata yapmasını bekleyip kontradan gol atmaya çalışan bir Adana Spor takımı vardı. Bu tezi de tutmadı. İkinci yarıda daha farklı bir Demirspor izledim. Yani gözlerime inanamadım. Bu ikinci yarıda Adana Demirspor takımına ne oluyor anlamış değilim. Ünal Hoca 2008 yılında Sayın Fatih Terim'le de çalıştı. Hatta yarı finalde birliktelerdi, yardımcısıydı. Galiba Fatih Terim'den motive konusunda bir şeyler kapmış olmalı. İkinci yarıda ben Ünal Hoca futbolculara ne diyorsa, nasıl sahayı yönlendiriyorsa çok farklı bir Adana Demirspor takımı izliyorum. Tarihi bir fark olabilirdi. Artun özellikle ikinci yarıda oyuna girdi. Araya kaçmalar olsun, bir topu direkten döndü. Yani ikinci yarıda harika bir Adana Demirspor vardı. Kazananın Adana olduğunu düşünüyorum. Zaten tribünler de geliyor ekrana. Evet. Gerçekten güzel pankartlar vardı. Yaşar Kemal anımsatıldı. Onun dışında futbolcu arkadaşlarımız her iki takımda da duyarlı davrandılar. Kimsenin dişi bile kanamadı. Evet, önceden çok olaylarla Adana derbisi olaylar. Ya bakın ben bugünkü yazımda belirttim hocam. 2008 yılında yarı yarıya oynandığı zaman olaylar çıktı. Olayların sebebi futbolu siyasete alet eden zihniyetti o dönem. Masa başında maç bitiren zihniyetti. Ben bugünkü yazımda belirttim. Şu an ama gerçekten güzel bir tablo. Ekranda da görüyoruz. Yani Adana Kenti bir takımı değil bence iki takımı hak ediyor. Çünkü Adana'nın futbol potansiyeli ortada. İzmir dedik, Adana dedik. Bunlar Anadolu'nun gözde ve güzide şehirleri. Neden olmasın? Ben mesela bir Nevşehir'in Süper Lig'de mücadele etmesini isterim hocam. Küçük ama şirin bir kent. Hocam siz artık Adana Demirspor çıktı diyebilir miyiz? Bana göre Kayseri'den sonra Adana Demirspor Süper Lig'de 3. takımı arıyor. Playoff'ta o da sonuçlanacak. Suat Bey aslında biz sezon başından beri Kayseri Spor'la Adana Demirspor'un el ele çıkacağını analizlerimiz neticesinde iddia etmiştik, söylemiştik ısrarla. O tezimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu haftaki derbiye değinecek olursak hakikaten Galatasaray Fenerbahçe derbisinden dolayı aynı haftaya denk gelmesinden dolayı enteresan bir tevafuk olmuş. Biraz gölgede kaldı ama aslında evet. Türk futbolunun çok önemli derbilerinden, tarihi derbilerinden birine tanıklık ettik biz. Tarih de buna tanıklık etti. Bana göre Adana şehri için, hakikaten Türk futbolu için
bir çığır oldu bu. Çünkü Adana Demirspor derbiyi kazanarak çok önemli bir adım attı. Bu haftada Antalya'dan ben Adana Demirspor'un puan ya da puanlarla döneceğini düşünüyorum. Rakibinden puan ya da puanlar alacağını düşünüyorum. Yani açıkçası oradaki favorilerimin başında Antalya Adana Demir maçında Adana Demirspor favorim. Bir beraberlik kokusu var hocam ama. Bir beraberlik kokusu ben alıyorum. Şimdi bu tip maçlarda eğer Antalya'dan beraberlik bir puan da getirse, Osmanlı Spor'dan bir puan da getirse bir kazançtır ama evet hocam. Ben öyle tahmin ediyorum ki orada beraberle değil kazanmaya oynayacaktır Adana Demirspor takımı. Ve baktığımız zaman Adana Spor'da aslında sezona Levent Eriş'le başladılar. Kısıtlı bir kadroyla da Levent Eriş aslında ofansif futbol oynatan bir teknik adam. Evet. Yani 2 ve 3. bölgelerde rakibi hapseden, boğan, tempolu oynayan, kenarları kullanan, iyi oyunu kat eden oyuncularla, genç, dinamik oyuncularla bir takım oluşturmuştur. Her ne kadar zor, kısıtlı imkanları olsa da. Yalnız Güvenç Kurtar'ın bu haftaki maçı 2. bölgede kabullenmesi, daha çok rakibini bekliyor olması bana göre böyle bir sonucu hazırladı. Gerçekten eğer ofans futbol düşünseydi, kazanmak adına ofansif anlamda planla bir çıksaydı, o zaman Adana Demirspor'un işi hakikaten zor olabilirdi. Evet. Bir değinmek istediğim diğer konu da, tribünde hakikaten Türk futbolu adına son yıllarda nasıl Konya'da stad ambiyansı müthişse, Kadıköy'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden stad ambiyansı müthişse, Adana Demirspor taraftarına da hakikaten ne kadar parantez açsak, teşekkür etsek Türk futbolu adına azdır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten örnek teşkil eden bir ambiyans ortaya çıktı. Birçok kulübün hem Süper Lig'de hem PTT 1. Lig'de hem de alt liglerde, 2. Lig olsun, 3. Lig olsun, Bal Ligi olsun, orada taraftarlarının örnek alacağı bir Adana Demirspor taraftarı portresi var. Evet. Buna da ne kadar teşekkür etsek, hakikaten bir Türk spor adamı olarak bundan gurur duydum. Göğsümüz kabardı. Çünkü biz statta kavga istemiyoruz, küfür istemiyoruz. Türk futbolu gelişecekse kardeşçe. Elbette ki rekabet olacak, elbette ki mücadele olacak ama herkes birbirinin haklarına saygı duyacak. Saygı duymayı öğrenecek. Saldırmayı değil bakın. Saygı duymayı öğrenecek. O zaman Türk futbolu kalkınır. Türk futboluna böylesine çok büyük maçlara şahitlik ederiz. Ve kazanımlarımız artar. Dostluğumuzu, evet, kardeşliğimizi pekiştirmiş oluruz. Bu anlamda Adana şehrine, Adana Demirspor ve Adana Spor taraftarlarına da teşekkür ediyoruz. Sağduyularından hocam, dolayı. Son olarak bir şey belirtmek istiyorum. Yani bunu belirtmezsem ben kendimle çelişirim. Ben çoğu zaman buradaki programlarda olsun, sosyal paylaşım hesaplarımda olsun, hep doğruyu savunmak istedim yani hakemlerle ilgili. Yeri geldi eleştirdim, yeri geldi ya dedim bu doğrudur, bu yanlıştır belirttim. Yani ben herkes yani çevrem tarafından bilirim, bilinirim. Demirspor'a bir sempatim var. Bunu yakın çevrem de bilir. Endiko'nun pozisyonu net bir penaltı hocam. Yani Enduka'ya yapılan hareket dakika 10'du. Net bir penaltıdır. Adana Demirspor'un penaltısı penaltı mı değil mi pozisyonları var. Orada Abdullah Karmil ikram etmiştir. Penaltıdır. Çünkü formayı çekiyor. Arkasından iki ayağına bir darbe var. Yani ayağa darbeyi bazı yorumcularımız unutuyor. Ya diyor versen de olur, vermesen de olur. Ya böyle bir şey yok, vereceksin. Tamam, Enduka'nın pozisyonunu da atlayabildin. Ama oradaki de net bir penaltı. İkisini de açık yüreklilikle söylüyorum, net bir penaltı. Onun dışında da şunu belirteyim. Ben o maç sabaha kadar oynansaydı, mesela bazı insanlar diyor ya penaltı verilseydi şöyle olurdu böyle olurdu. Ben o maç sabaha kadar oynansın, bir hafta boyunca oynansın, Adana Demirspor takımının galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü Ünal Karaman faktörünü herkes unutuyor. Şöyle bir durum var. Mesela hocam çok güzel belirtti. Ben hemen size sorayım. Antalya Spor'da Erman Kılıç sakatlandı. Yerine kim oynatırsınız? İkinci bir adam var mı? İkinci bir adamınız yok. Evet. Ama Demirspor'un her bölgesinde 3 tane 4 tane adam var. Mesela sizin tam da PTT 1. Lig bölümümüzde Arjun Alanya Spor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar yayınımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam öncelikle şu soruyu sormak istiyorum size. PTT 1. Lig başlamadan önce genel bir sezon değerlendirmesi yapılacağı zaman Kayseri Spor, Adana Demirspor, Antalya Spor gibi isimler, Osmanlı Spor gibi isimler şampiyon olur, bir üst lige çıkar, playoff'u zorlar. Herkes bu şekilde bahsediyor. Ancak Alanya Spor'dan kimse bahsetmiyordu. Sizinle birlikte çıkışa geçen bir Alanya Spor var.
Neler söylemek istersiniz hem takımınızın hakkında hem de gelecek için? Ama şu bir gerçek, onları konuşmaları ve söylemeleri ön planda tutmaları mantıklı. Çünkü Kayseri küme düşmüş, takımının büyük bölümü duruyor ve çok iyi oyunculardan kurulu, ayrıca değişik iyi oyuncular da aldı. Osmanlı Spor bir sene önce finalde kaçırmış, playoff'ta kaçırmış. Her şeyi mükemmel, ekonomik önlem bir sıkıntısı yok. İyi kadrosu var. Antalya yine küme düşmüş bir takım. Bunları konuşmalara kadar doğal bir şey yok ama zaman zaman da sürpriz takımlar çıkabilir. Dolayısıyla biz Alanya'ya geldiğimiz Alanya tabi iyi durumda değildi. Hoca değişikliğine girildi. Biz de daha sonra geldik. Bundan dolayı biz de ilk yarının bitimine 4 hafta kala mağlubiyetler aldık. İyi olmadı ama bizim imdadımıza devre arası geçti. Devre arasını iyi çalışarak kendi takımımız oldu. Daha önceki takım bizim değildi. Öyle kabul ediyoruz. Ama ikinci yarıdaki takım bizim takımımızdı. Ve ikinci yarıda çok başarılı bir grafik çizdik. Şu anda da bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Mütevazi bir takımız. Hem ekonomik yönden mütevazı takımız hem de takım olarak mütevazıyız. Ama sonuna kadar en iyisini yapabilme adına bize düşen görevleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Böyle de devam etmesini arzu ediyoruz. Peki hocam, bizim değerlendirmemiz şu yönde. Alanya Spor, Osmanlı Spor'da Osmanlı Spor'la playoff oynar ve playoff'u kazanır, Süper Lig'e çıkar. Sizin düşünceniz nedir hocam? Vallahi matematiksel olarak her türlü başarı uygundur. Mesela biz böyle devam edersek, içeride ve dışarıda maç kazanmaya devam edersek, gönlümüz bunu istiyor. Belki ikisini de yakalayabiliriz. Evet. Ama ilk altıda Osmanlı'yla mı karşılaşabiliriz veya başkasıyla mı karşılaşabiliriz? Onu bilmiyorum. Yapılacak maçların sonucundaki neticeler ancak bunu belirleyebilir. Ama matematiksel olarak şansımız playoff için var. Bunu kaybetmem adına çok çalışmamız gerekiyor. Biz de çok çalışıyoruz. Başarılı olmamız gerekiyor. Ve bu başarıyı da devam ettirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki söylemlerle insanları mutlu etmek güzel ama asıl mutlu olacağımız şey icraattır. Biz icraatta var olmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam, Salim Malam'ın size bir sorusu olacak. Buyursunlar Salim kardeşim. Merhaba Hüseyin hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Hocam, baktığımız zaman şu an 39 puan topladınız. Evet. İlk iki ile aranızdaki puan farkı 5. Yani baktığımız zaman hocam, özellikle ikinci yarıda futbolundan söz ettiren bir Alanya Spor takımı var. Ve evet, takımda hocam bazı gerçekler var. Yani bu futbol otoriteleri tarafından da konuşuluyor. Mesela bir Aite gerçeği, onun dışında Emre Akbaba gerçeği, Timuçin gerçeği. Yani hocam, ilk yarı ve ikinci yarı arasında dağlar kadar bir fark var diyebiliriz. İlk yarı bu oyuncular yine vardı. Bizden önce de vardı. Biz sadece bunların performansını yükselttik. Verimini fazlalaştırdık. Bu da zaten bizim görevimiz diye düşünüyorum. Ve bir de bizim en büyük kazancımız, takım oyununu oynamaya çalışıyoruz. Ve ekip ruhunu sahaya yansıtıyoruz. Çok iyi bir takımdaşlığımız var. Çok iyi bir başkan ve yönetim kuruluna sahibiz. Çok büyük paralar olmuyor ama her şey para değildir. Belki çok şeydir ama her şey değildir. Dolayısıyla biz bir ekibiz, biz bir takımız. Ve bu ruhu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Benim olduğum yerde de bu olmalı. Ancak bu olursa başarı gelir. Ve çalışan tüm takımlarda mümkün olduğu kadar bunu bir tek ettirmeye çalıştılar. Zaten hocam, sizin teknik direktörlük döneminize baktığımız zaman Samsun Spor'da da gerçekten iyi bir mücadele örneği sergilediniz. Maddi sıkıntılara rağmen Adana Spor takımında da aynı keza. Alanya Spor takımında da küçük ama şirin bir takım oluşturdunuz hocam. Lige tat veren. Hocam, evet, son sorum şu. Emre Akbaba hocam hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şu an ülke gündemini sarsmış bir futbolcu. Anlayamadım. Emre Akbaba ile ilgili hocam düşünceleriniz nelerdir? Teşekkürler yani hocam, sağ olun. Çok genç bir oyuncu. Şu anda çok büyük bir başarı grafiği var. Bunu çok daha yukarıya taşıyabilecek özelliğe sahip. Çok çalışkan. Çalışkanlığının ötesinde çok iyi bir insan. Her şeyden önce bizim adımıza ve bizim düşüncemize bu çok daha uyuyor. İyi bir insan olması, doğru bir insan olması. Bu, her şeyden önce bunu arıyoruz biz. Çünkü futbolcu ahlaklı olmalı.
Ben şu anda çalıştığım ekibimle gurur duyuyorum. Özellikle Emre bunlardan birisi. Yalnız bizim üzüldüğümüz taraf şu, Emre ile ilgili. Bizim kendi malımız değil Emre, Antalya'nın malı. Biz kiralık olarak oynatıyoruz onu. Biz de kiralık Antalya'nın malı olarak. Bizim tek üzüldüğümüz nokta şu anda bu. Hocam, Mesut Doğurtekin stüdyomuzda, size bir sorusu olacak son olarak. Hay hay, memnuniyetle. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olasın Mesut, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, ben Türk futbol adına bir şey soracağım. Aslında içeriğini düşünebiliyorum soruların. Ha, buyurun. Hocam, Albim Alanyaspor siz göreve gelmeden önce ligde zor günler geçiriyordu. Öyle bir trend yakalamıştı. İnişe doğru geçmişti. Ama sizinle beraber yeniden bir çıkışa geçti ve bana göre de ligdeki playoff'tan çıkabilecek, gerek Osmanlıspor'la gerekse Samsunspor'la rakip olup çıkabilecek takımlardan biri diye düşünüyorum. Bu anlamda orada neler oldu hocam? Yani Hüseyin Kalpar göreve başladıktan sonra hangi sorunlar vardı? Neleri değiştirdi de böyle oldu? Bunu Türk Spor'a adına soruyorum. Çünkü ben de ilerleyen bölümlerde sizinle ilgili bir parantez açacağım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sorun olarak düşünmemek gerekir. Bizim işte başarı ve başarısızlık vardır. Neticelerle ölçülüyor da. Tabii neticeler alamadıkları için değişim söz konusu olmuş. Bu değişim söz konusunda da biz burada görev aldık. Benim olduğum yerde arzu ve istek doruk noktada olmalı. Hırsını sahaya iyi yansıtan bir takım olmalı. Her şeyden önce takımdaşlığı perçimlenmiş bir takım olmalı. Ekip ruhunu yansıtan bir özellik içerisinde olmalı. Ben birinci derece buna önem veriyorum. Bu da saygı ve sevgiyle oluyor. Futbolcu bizi sevmeli, biz futbolcuları sevmeliyiz. Ve sevgiyle dayalı, sevgiye dayalı bir çalışma içerisinde olan bir takım olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla herkes görevini bildiği zaman sıkıntı olmuyor. Bir de takımdaşlığını ve ekip ruhunu sahaya yansıtırsan ve asalak geçinen bu futbol topluluğu yoksa saha içerisinde, herkes koşuyorsa, herkes mücadele ediyorsa, herkes aynı şeyi düşünüp birbirinin varsa eksi yanlışı kapatmaya çalışıyorsa bir takım oyunu ortaya çıkıyor. Ve bunu yapan takımlar ve genelde kazanan takımlar oluyor. Ben de birinci derece bunu istiyorum zaten. Ve benim bu isteğim doğrultusunda oyuncularım da cevap veriyor. Şu ana kadar almış olduğumuz başarı ve kazanmış olduğumuz maçlar bu doğrultuda. Hiçbir tane şansa maç kazanmadık. Ve hep emek sarf ederek, büyük bir mücadele örneği göstererek kazandık. Ama şanssız maçlar kaybettik. Hakem hatasından kaybettik. Mesela bir Karşıyaka maçı, iki tane golümüz verilmedi. Bir evet. Samsun maçı son dakikada çok %100 penaltımız verilmedi. Bir Urfa maçında golümüz yine verilmedi. Bunlar da bizim kaybımız. Bunlar da olmuş olsaydı inanıyorum ki şu andaki puan durumundan çok daha iyi bir yerde olurdu. Evet. Hocam, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Başarılar. En azından uzaktan sizi isminizle tanımak benim için güzel oldu. Evet, hocam. Bilmiyorum şifahen tanıyor muyum ama isim olarak Salim olarak veya Suat olarak veya evet. Mesut olarak Mesut'u zaten tanıyorum. İlk defa da böyle bir telefon bağlantısı oldu. Ben de size teşekkür etmek hocam, istiyorum. Hocam inşallah Süper Lig'e yükselirseniz sizi burada ağırlamak isteriz. İnşallah, inşallah. Peki hocam, çok teşekkür ederiz i̇nşallah. Tekrar. Sağ olun. Evet. Hüseyin Hoca'yla birlikteydik. Hoca gerçekten güzel konuştu. Neler yaptığını da anlattı Alanyaspor'da. Hocam, Alanyaspor'a da aslında parantez açmak gerekir. Evet, aslında Suat Bey şöyle söyleyeyim. Ben Hüseyin Hoca'ya bu soruyu özellikle sordum. Çünkü Hüseyin Hoca'yı en iyi, en yakın tanıyan insanlardan biriyim. Ki Allah'a şükürler olsun, Yozgat Spor'da da kendisiyle çalışma şansı yakaladık o dönemler. Yozgat tarihinde hakikaten ilkleri imza attı. Hüseyin Hoca'yı ben çok yakın tanıdığım için Alanyaspor'a da referanslarından biriyiz. Çok değerli bir insandır. Kişiliğiyle, hakikaten meslek ahlakıyla örnek bir insandır. Hüseyin Hoca'yı ben şöyle özetleyeyim. Albim Alanyaspor'un bu başarıyı kazanması ya da gittiği takımlardaki başarılarının nedenleri şunlardır bana göre. Hüseyin Hoca işinde çok ciddi bir adam, özverili bir adam, samimi bir adam. Evet hocam. Yani kalbi, yüreği, dili bir bir adam. Farklı bir insan değil. Yani onun için Hüseyin Hoca'nın eminim şu an içeride oynayacağı maça hemen pazartesi günü itibariyle ya da salı günü itibariyle ilk idmanla beraber kendi kalbinde, ruhunda, beyninde, ekibinde bunu yaşamaya başlamıştır. Öyle ki
futbolcu profili, bütün oyuncular, çalışanları, masörü, doktoru, malzemecisi, kulüp içindeki çalışanlarının bile o maçı yaşamasını sağlar. Çok özverili, disiplinli bir adamdır. Bakın ben Yozgat'ta yaşadığım bir küçük bir anımıza anlatayım. Tarık Taşgün bizdeyken, Yozgat'tayken, Hüseyin Hoca'nın çift kalesine Tarık Taşgün tekmeliksiz çıkmıştı. O gün 25 milyon TL, ciddi bir rakam o günün şartlarında, bir ceza kestirmişti. Bu kadar özverili bir adam. Onun için çalışmayı çok sever. Oyuncusunun sahada maksimum verim sağlaması için kendisini hazırlar, oyuncusunu hazırlar. Ve onlarla bir tıpkı baba gibi, bir arkadaş gibi, dost gibi hazırlanır. Onunla çalışan hoca yardımcı olarak veya futbolcu ya da yönetici haz almadım diyen insanlar hakikaten yanlış yapar diye düşünüyorum. Alanyaspor'un bu başarısı tesadüfü değil. Aslında Alanyaspor'a bu parantez açmışken sezon başında bu takımı şampiyon yapan Mehmet Altıparmak'a da hakikaten teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü o da Türk futbolunun bir değeri. Şu an Denizlispor teknik direktörü ama albümü Alanyaspor'un mevcut kadrosunda çok farklı değişiklikler olmadı. Şampiyon olan takım aslında fena da gitmiyordu ama başarısız bir trende girdikten sonra bir kan değişikliğine gerek duyuldu. Orada da Hüseyin Kalpar tecrübesini, bilgi birikimlerini ekiple, yönetimle birleştirdi ve üst düzey verim almaya başladı. Ligin açık ve ne söyleyeyim gizli favorilerindendir şu anda albümü Alanyaspor. Evet. Salim aslında Mesut Hoca her şeyi söyledi. Biz Trabzonspor'a geçelim yavaş yavaş. Mehmet Ekici'ye teklifler yağıyor. Dün bildiğiniz gibi Trabzonspor çok belki sezonun başından beri en rahat galibiyetini aldı Mersin karşısında. 5-1 bitti. Ekici yine frikikten attı ve iki tane de asist yaptı. Trabzonspor'a Salim, Ekici ayrı bir faktör. Trabzonspor ayrı bir faktör. Yavaş yavaş toparlanma sürecine girdi ve 4. sıradaki yerini aldı bu sefer. Neler söylemek istersin? Manşetle güzelmiş. Ne dursun? Ne dersin? Ne dersin? Evet. İşte yani hocamız da bayağı bir ısrar etti Mehmet Ekici'de. Biz de ısrar ettik. Mehmet Ekici bizim yorumlarımızda bizi mahcup etmedi. Yani bir Mehmet Ekici faktörü dedik. Ben Mehmet Ekici'nin de milli takımda forma giyeceğini canı gönülden istiyorum. Yani umuyorum. Onun dışında baktığımız zaman Trabzonspor takımına, Trabzonspor takımı her geçen gün bir hava yakalıyor. Yani üzerine koyuyor. Tamam. Son özellikle Fenerbahçe maçından beraberlikle ayrıldılar. Yani evet. Kötü futbol oynandı. Karabük maçında kötü futbol oynandı. Yani galip gelseniz de 4 puan toplasanız da bu 2 tane müsabakadan kötü futbol vardı. Ama ben dün Mersin İdman Yurdu karşısında Ersun Yanal'ın dersini çalıştığını düşünüyorum ve güzel bir galibiyet aldı. Mersin İdman Yurdu takımına da gelince yani Mersin İdman Yurdu'ndan kimse maç esnasında bu kadar tarihi bir farkı beklemiyordu yiyeceğini. Evet, çünkü Mersin de yenseydi eğer Trabzonspor'u yakalamış oluyordu baktığımız evet, zaman puan tablosuna. Evet, 32 puanı var. Evet. Trabzonspor'a baktığımız 37 zaman 37 idi, 40 oldu Mersin evet, yani. Evet, 32-35 yapacaktı. Yani baktığımız zaman Mersin Manyurt takımı da kötü futbol oynamıyor genel hatlarında. Dün gerçekten kötü futbol oynasalar da ben Mersin Manyurt takımının bu ligde ilk 10 arasında bitireceğini düşünüyorum bu ligi. Yani evet, rahatlıkla bitirebilir. Ama orada da bakın bazı gerçekler var. Türk futbolunda bazı gerçekler vardır. Bunları atlarsak hata yapmış oluruz. Yani profesyonel bir çizgide siz futbolcularınızın parasını ödemezseniz futbolcular yani bu bazı futbolcuların karakteriyle de alakalı. Futbolcular genel hatlarıyla oynamazlar. Evet. Veya sizler gidip teknik direktörseniz futbolcular üzerinde aşırı baskı kurduğunuz zaman futbolcular hani bir tabir vardır. Futbol tabiri. Biraz avam tabaka seviyesine ineceğim ama papaz dediğimiz oyuncular kulis yaparlar. İlk giden isim teknik direktör olur. Ben burada birinci şıkkın Mersin İdman Yurdu takımında kendisini gösterdiğini düşünüyorum. O da nedir birinci şıkta? Futbolculara para ödemesi yapılmıyor. Transfer yasağı olan bir Mersin İdman Yurdu 32 puan toplamışsa gerçekten bravo. Zaten Mersin İdman Yurdu takımı geriye kalan 11 haftada 9 puan topladığı zaman küme düşmez. 40 puan yani düşürmez sizi. Aynen. Peki hocam, Bosinkova'yı da aslında Mehmet Ekici'yi çok konuşuyoruz ama Bosinkova'yı da konuşmak gerekiyor. Stoper oynuyor hocam.
Ve bu eksiklikten dolayı değil. Uğur Demirok var, Medyani var. Ve çok da iyi oynuyor. Ben dün baktım, topla çıkışları var. Sanki 40 yıllık stoper gibi açıkçası. Bunu da iyi de oynuyor gerçekten. Siz neler söylersiniz? Ersun Yanal bana göre en önemli faktör. Gerek Mehmet Ekici'de gerek diğer oyuncularda bu performansın maksimum seviyede sergilenmesinde Ersun Yanal faktörü ortaya çıkmıştır. Şimdi biraz önce Salim Bey Mersin İdman Yurdu'nun mali yapısıyla ilgili konuştu. Türkiye'de maalesef en büyük sorun her alanda, özellikle sportif alanda istikrar. Şimdi Erciyes'i konuştu. Hep notlarımı alıyorum ben. Ya yönetimsel anlamda bizim Türkiye'de şunu anlamamız gerekiyor. Bir kere dürüst olacağız, samimi olacağız, iyi niyetli olacağız, özverili olacağız, akıllı olacağız. Eğer bu olmazsa kusura bakmayın başarı gelmez. Başarı gelen başarı da toz misali. Rüzgar estiği zaman geçer gider. Şimdi baktığınız zaman Almanya'da bir örnek var. Borussia Dortmund takımı bundan 5 hafta öncesine kadar ligin küme düşme adaylarından biriydi. Doğru. Yönetim dünyanın Avrupa'nın sayılı kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund'da kapalı işe oynuyor seyirciye. Evet. Bakın böyle bir takımda teknik direktörüne sonuna kadar sabretti, sabrediyor. Hala evet. Görevinin başında. Şu anda düşme potasında üstüne çıkmış durumda. Belki Avrupa kupalarını kovalayacak. Burada Mersin İdman Yurdu'nun, Erciyes'in ya da bu tip alanda yöneticilik yapan herkesin bunu örnek alması gerekmez mi? Gerekiyor en ufak hocam. Bir başarısızlıkta Hikmet Karaman'ı gönderiyorsunuz. Ki adam başarmış, ligde kalmış. Erciyes Spor'da daha iyi şeyler yapacak ama ne Hikmet'se anlamadığımız şeyler. Neler araya girdi? Erciyes'ten gönderildi. Ben size anlatayım hocam hemen kısa. Şimdi, aldığım bakın, bilgilere göre neden gönderildiğini. Kendi istediği futbolcular pahalıymış. Ben buradan soruyorum Sayın Başkan. Gelen oyuncu bir devamı geldi. Gelen oyuncu babasının hayrına mı geldi? Gelmedi. Şimdi devamı bakın. Devamı Mersin İdman Yurdu'nda yıllardır süre gelen bir şey var. Her zaman, her asansör. Sezon ortaya bir şey çıkıyor. İşte ödeme sorunları var, ödeme problemleri var. Ya kardeşim orada yöneticilik yapan insanlar, bu kulübün daimi gelirleri var, yayın gelirleri var, iddia gelirleri var, reklam gelirleri var. Yani stadyum gelirleri var. Siz bunları nereye harcıyorsunuz? Bunu bir açıklayın ya. Hiç mi bitmez bu problemler, bu sorunlar, bu borçlar? Kaldı ki transfer yasağı var. Salim Bey'in de değindiği gibi önemli bir konu. Ve burada Rıza Çalınbay gibi bir hoca var. Ve bu adam kısıtlı imkanlarda inanılmaz güzel işler yapmış. Evet. Eğer ki başarısızlıkta teknik direktörün kellesi yanıyorsa başarıda da müsaade edin bir takdir edelim. Devam ediyoruz. Şimdi Ersun Yanal Trabzonspor'a gelmeden önce Trabzonspor yönetim aynı hatalar yapmadı mı? Yaptı. Bahsettiğimiz yaptı. Ve bir enkaz oluşmadı mı? Oluştu. Peki Ersun Yanal'ın elinde sihirli değnek mi var? Hayır. Ersun Yanal'ın da kendine göre ilkeleri var. Meslek ilkeleri var. Yani Bosingba'da, Mehmet Ekici'de, Cardoza'da ya da diğer oyuncularda maksimum verim alıyorsa Sefa Yılmaz'da özellikle dünkü maça damga vuran Mehmet Ekici ile beraber bir oyuncu. Cardozo da öyle. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman aynı oyuncu, bakın aynı forma, aynı takım. Sadece teknik direktör değişmiş. Teknik direktör orada kendi ideolojisini, mantalitesini oyunculara aşıladı. Ve o neticede de başarılar ortaya çıktı. Şimdi acaba Ersun Yanal sezon başında Trabzonspor Kulübü'nün başında olsaydı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kadar üst puan farkını açmış olabilir miydi? 10-11 puan farkla gidebilir miydi? Hayır. Orada şimdi yönetimlerin, yanlış yapan yönetimlerin kendilerini sorgulaması lazım. Bizim bakın ne Bursaspor'da bunu yaşadık biz, ne Eskişehirspor'da bunu yaşadık, ne Rizespor'da bunu yaşadık. Dolayısıyla ne Gaziantep'te yaşadık. Bu hafta içerisinde Trabzon maçı öncesinde futbolcuların idmana çıkmadığını biliyorum. Yani Twitter'da görmüştüm. İdmana çıkmadılar futbolcular. Hocam onun dışında ben şuna gelmek istiyorum. Tamam. Yani bakıldığı zaman Mersin İdman Yurdu şehrine, Mersin turizmin gözdesi Antalya'dan sonra Akdeniz bölgesinde. Doğru mudur hocam? Evet. Oradan gelen gelirler var. Kürşat Tüzmen bir gecede milyon dolarlar topladı. Bu takımı Süper Lig'e çıkarttı. Arbella markası desteği veriyor. Karaman Grup desteğini veriyor. Bu paralar nerede hocam? Yani aldıkları futbolcular da o kadar üst düzey maliyete gelen futbolcular değil. Ben size söyleyeyim mesela. Bakıldığı zaman kadro önümde Niyaz Şahin kaleciniz, Güven Varol, Servet Çetin, Serkan Balcı. Bunlar çok büyük mevlalara gelmiş oyuncular değildir. Yedek stoperlere baktığımız zaman Efe Halil Özaslan, yani Murat Ceylan. Bunlar çok üst düzey paralara mı geldi hocam? Siz bu mütevazı kadronuzun bile parasını ödeyemediniz. Onun dışında baktığım zaman Tita,
bakıldığı zaman Wederson, Gökçek Wederson büyük meblağlara geldiğini ben düşünmüyorum. Çünkü hemen hemen hepsi 32-33 yaşında, futbolun son baharında. Hani şey vardır ya, son artık çırpınışlar. Ne kazandım o kar mantalitesinde gelen futbolcular. Gerçekten özverili bir başarı elde ettiler. Takdir ediyorum. Tribünleri de doluyor. Ama siz gidip bunların parasını ödemezseniz bu takım 2 hafta daha kötü gider. Ondan sonra hava yakalayan Mersin Manyur'da küme düşeceğim mi düşmeyeceğim mi hesaplar yapar. Baktığımız zaman da Rıza Çalınbay faktörü diyoruz. 32 puan da gerçekten iyi bir puan. Bu puanla da ben küme düşeceğini düşünmüyorum. 11 haftada her maçtan her maçı geçtim ya. 3 galibiyet alsanız ligde kaldınız. 39 sizi düşürmez. Evet. Yani Erciyes'ten bahsettiniz hocam. Erciyes'te de şuna geleceğim. Erciyes'te halen yani biz buradan eleştirdiğimiz zaman insanlar alınıyor. Ya Ziya Eren'i neden eleştirdin? Ben yanlış varsa söylerim hocam. Ziya Eren'e saygı duyuyorum ama ahbap çavuş ilişkileriyle, dostluk kardeşlik ilişkileriyle futbol dönmez. Ben bunu ne zaman anladım biliyor musunuz hocam? 2008 yılında tevafuk oldu. Adana derbisi bu hafta oynandı. Tevafuk bir örnek vereyim. Adana Demirspor Adana Spor maçı var. Adana Demirspor takımı 1-0 mağlup oldu. Berabere kalsa şampiyon olacaktı o hafta. Mağlup oldu. İki takımın yöneticisi kardeş. Ertan Sümer. Diğer Sümer soyadlı bir yöneticimiz. Şu an ismi aklıma gelmedi. Dönemin teknik direktörü Trabzon kökenli Sadi Tekelioğlu açıklama yaptı direkt. Futbolda kardeşlik yoktur dedi. Bakın futbolda kardeşlik yok. Futbol acımaz. Futbol bir oyun. Ama bu oyunu iyi oynamak lazım. Evet. Ben onu şöyle özetleyeyim. Buyurun Salim benim. Bey, Suat Bey. Buyurun. Futbolda bakın kardeşlik vardır, duygusallık yoktur. Evet. Şimdi profesyonellikte eğer duygusal olursanız kusura bakmayın geçmiş olsun size. Gerçekler de her zaman acıdır. Biz burada eğer yöneticileri eleştiriyorsak onlarla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Ya da teknik adamları eleştiriyorsak yanlışlarından dolayı eleştiriyoruz. Burada Mersin İdman Yurdu baktığınız zaman aşağı yukarı 2 milyon nüfusu bir şehrin takımı. Evet. Belki daha fazla turizmiyle beraber. Ve potansiyel bir şehir. Yıllardır sorunları bitmiyor. Ben 2004'ten beri bakıyorum. 2002-2003'ten beri her yıl ligaya çıkıyorlar, ikinci lige düşüyorlar. Sonra Süper Lig'e çıkıyorlar. Bu süreçte hiç borçları bitmiyor. Ödeme sorunları bitmiyor. Düze çıkmıyor. Ya lige geldiğiniz zaman gelirleriniz var. Şampiyonluk parası alıyorsunuz. Çok ciddi. 30-40 milyon TL'den bahsediyoruz. Evet. Bununla beraber yayın gelirleri var. Bir bu kadar. Bununla beraber liman şehri, turizm şehri ve şehrin önde gelen belediye başkanları olsun, milletvekilleri olsun, siyasiler olsun, iş adamları olsun kulübe ciddi kaynaklar sağlıyor. Ama bunu yöneten insanlar hangi niyette, hangi projelerde, hangi samimiyette yönetiyorlar ya bunu sorgulasınlar. Şimdi Rıza Çalınbay'ın veya o mütevazı kadronun akıttığı alın terinin karşılığı bu mu olmalı? Soruyorum yani size. Bu adamların suçu günahı ne ya? Adamlar işini en iyi şekilde yapıyorlar. Özveriyle. Ve kimsenin de hayal edemeyeceği bir puan almış. Belki de yönetimsel bir sıkıntı olmasa. Kesinlikle. Yani kimse kusura bakmasın buradan hocam. Mersin İdman Yurdu takımı, Bursa Spor takımı, Gençler Birliği, ikinci yarı için bahsediyorum. Genel hatlarıyla da bahsedebilirim. Sivas Spor takımı. Baktığımız zaman hemen aklıma gelen Aksar takımının son haftada oynadığı futbolu beğeniyorum. Bence bu takımlar lige tat veren takımlar. Kasımpaşa takımı. Her ne kadar puan olarak istenilen seviyede olmasa da. Evet. Yani şimdi son bölümde Beşiktaş'a da geçeceğiz. Evet. Yani baktığımız zaman ben şunu demek istiyorum. Yani Sakarya Spor vardı zamanında. Sakarya Spor devre bitti. Mersin İdman Yurdu devre başladı asansör takım olarak. Yani ben anlamış değilim. Dediğiniz gibi bitmeyen bir borç var. Burada Kayseri'de Talas hattının tramvay yolu bitti. Hala borç bitmedi hocam. Yani evet. Anlamış değilim ya. Trabzonspor'dan tüm takımlara geldik. Yani programın güzelliği de burada her takımda konuşmuş oluyoruz. Trabzonspor'un da bu arada Medical Park Trabzonspor'da yarı final oynayacak. Yarı final maçı için oynayacak Saratov temsilcisiyle. Buradan onlara başarılar dileyelim. Son programı kapatmadan Beşiktaş-Brüj maçı var. Beşiktaş-Brüj maçını da değerlendirelim. Hocam kabus geri döndü Beşiktaş'ta. Çünkü neden? Sakatlıklar yine Atiba olsun. Bir galiba yanılmıyorsam Motta'ydı. Onun da sakatlığı vardı. Özellikle Atiba belki Motta için o pare var ama Atiba gerçekten Liverpool maçında gördük etkisini. Onu da değerlendirelim. Programımızın o şekilde sonuna gelelim. Buyurun hocam.
Beşiktaş hep söylüyoruz, Avrupa kupalarında gerçekten bu sene yüzümüz ağrıttı. Teşekkür ediyoruz emeklerine, çabalarına. İnşallah Kulüp Brugge'de geçerler. Temennimiz o ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ı gerçekten çok zor bir maç bekliyor. Evet. Hem dışarıda hem içeride oynayacağı iki maçın da birbirinden zor olacağını düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın sakatlıkları maalesef bu sezon birçok kez hem Avrupa kupalarında hem Süper Lig'de karşısına çıktı. Birçok zorluklar yaşattı. Ama elindeki oyuncu profili ve teknik ekip baktığınız zaman bunların üstesinden gelebilecek samimiyetteler, özverideler, tecrübedeler, deneyimdeler. Yönetim kurulunun da buna hakikaten olumlu bir zemin hazırladığını düşünüyorum. Kolektif anlamda günümüz futbolu adına Fikret Orman ve ekibinin de Beşiktaş'a gerçekten pozitif enerji doping ettiğini düşünüyorum. Kulüp Brugge maçının özellikle ilk maçın kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın bu turdaki işi Liverpool maçından daha zor olacak. Öyle görünüyor. Çünkü Kulüp Brugge hakikaten çok formda bir takım. Kendi liginde de şu an lider diye biliyorum. Evet. Takip ettiğim kadarıyla. Korkuttuğum bir takım, açık ve net söyleyeyim. Eğer Beşiktaş bu turu geçerse, Beşiktaş bence yarı finali hak ediyor, hak ediyor diye düşünüyorum. Evet. Ama Kulüp Brugge yabana atılacak bir takım değil. Çok dikkat edilmesi gereken bir takım. Evet. Salim, sen maçla ilgili neler söyleyeceksin? Maçla ilgili neler söyleyeceğim? Ben Kulüp Brugge maçının zor olacağını düşünüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben bunu Mesut hocam da tanır. Sevgili arkadaşım Mehmet'e anlattım. Cuma günü akşam. Herkes Kulüp Brugge takımını kolay lokma olarak nitelendiriyor. Bence kolay lokma değil. Hocam, siz Süper Lig'de Galatasaray teknik direktörüsünüz veya Fenerbahçe teknik direktörüsünüz. Programda da süreyi açıyoruz. Son olarak belirtmek istiyorum hocam. Fenerbahçe takımına karşı oynarken mi Galatasaray teknik direktörüyken daha fazla bir stresle çıkarsınız? Yoksa küme düşme potasındaki Rize Spor takımına, Sivas Spor takımına karşı oynarken mi daha fazla stresle, baskıyla çıkarsınız? Fenerbahçe'nin futbol yapısı bellidir nasıl oynayacağı. Evet. Yani Fenerbahçe takımı size karşı açık futbol oynayacaktır. Ama bir Sivas Spor takımını, bir Rize Spor takımını kestiremezsiniz. İkinci bölgede bekler, kontradan bir bulur, ondan sonra yaslan. 1-0, 2-0 belki mağlup olursunuz. Türk futbolunda bu tablolar biz çok yaşadık. İşte Beşiktaş'ın ilk turdaki rakibi Liverpool, bir Fenerbahçe ayarında bir takımdı. Yani ligimize hemen şey yaptığımız zaman, benzetme yaptığımız zaman. Ama şu anki karşısındaki rakip UEFA seviyesinde herkesin kolay lokma olarak gördüğü bir Sivas Spor ayarında, bir Rize Spor ayarında bir takım. Ama bu maçlar daha zor geçer. Çünkü Kulüp Brugge gerçeği var ya. Kulüp Brugge buraya yani Posta Gazetesi'nin kuponlarıyla gelmedi hocam. Bir Kulüp Brugge gerçeği var. Bunu kabul edelim. Liginde lider şu anda. Evet, lider. Bir puan fark var. Tamam, en golcü oyuncunuz sakatlanmış olabilir ama size karşı ters futbol oynarsa sağdan galibiyetle ayrılır. Tek avantajı Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynaması Avrupa'da. Ruhuyla, gerçek mücadele örneğiyle bir futbol sergilemesi. Dilerim Beşiktaş takımı oradan gol yemeden ayrılır. Evet. Gol yemeden alınacak skorlar Beşiktaş adına avantajdır. Ya da bir gol atsa bile Beşiktaş'ın bir gol atsın mesela, 1-1 bitse, 2-2 bitse bunlar da avantaj. 2-1 mağlup olsa 0-0 bile 0-0 bitse bunlar avantaj. 2-1 mağlup olsa bile mağlup İstanbul'da olmasın, olsa bile evet. En kötü senaryoyu söylüyorum. Olsa bile İstanbul'da her türlü turu atlayacağını düşünüyorum ben de. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Programımıza Hüseyin Hoca'yı bağladık. Kendisine tekrar buradan teşekkür edelim. Haftaya tekrar biz aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.